Hevsel'de yoğun bir ağaç kesimi vardı. Dünya UNESCO Miras Koruma Listesi'ndedir. Çivi bile çakılamayacak bir alandır. Ve yine Hevsel'de Dicle Nehri ile birleştiği kısımda Hevsel'de yoğun bir çakıl ve kum çıkarımı vardı Dicle Nehri kıyısından. Bu da yine tamamen hukuksuzdur. Onun haricinde kent özelinde yine buradan görünen üniversitenin ormanlık alanlarında üniversite kendi ormanlık alanlarını ranta açtı, imara açtı. Onun haricinde Diyarbakır'ın Lice ile Kulp ilçelerinde ki Sarım Havzası, Sarım Çayı dediğimiz doğa harikası bir yerde hidroelektrik santrali yapılması ÇED olumlu kararı geldi. Yine Diyarbakır'ın Goderne ilçesi, yani Diyarbakır'ın aynı zamanda turistik bir bölgesidir. İnsanların serinlemeye, yüzmeye gittiği doğa harikası bir yerdir. Orada da yoğun bir ağaç kesimi var. Ha, bunlara karşı şöyle Goderne'nin deki ağaç kesimiyle ilgili Diyarbakır'daki işte Ekoloji Derneği ile beraber savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Diyarbakır Barosu Çevre ve Kent Komisyonu olarak takipsizlikle sonuçlandı. İşte oradaki halkın özel mülküdür. Biz işte izinli kesiyoruz tarzında bir cevap geldi. Halbuki kamunun ortak alanıdır. %80-90'ı da tapulu alanlar değildir. Sarım Havzası ile ilgili Sarım Havzası'nda yapılması planlanan HES projesine karşı iptal davasını açtık. Şu an yargıdadır. İdare Mahkemesi'nde bunun davası görülmektedir. Sarım üzerinden hani örnek verirsem bu ÇED raporları bilimsel mi değil mi diye. İşte ÇED raporu niye düzenlenir? Çevresel etki değerlendirme hani diyoruz. Bu projenin bu çevreye etkisi ne olacak? İşte buradaki kurda, kuşa, bitkiye, böceğe, suya, halka nasıl bir olumsuz etkisi olacak? Bu olumsuz etkisi tolere edilebilir bir olumsuz etki mi yoksa değil mi? Eğer tolere edilebilir olumsuz etki ise biz bunu yapalım. Fakat tolere edilemeyecek habitatta işte geri dönüşü olmayan aksaklıklara yol açacaksa bu projeye ÇED olumsuz verelim. Yani bunun gerçek amacı budur. Fakat maalesef ülkemizde özellikle bu coğrafyada hiçbir şekilde böyle yürütülmemektedir. Sarım Çayı'nın kendine özgü bir Sarım Havzası'nın kendine özgü bir habitatı var. Fakat mesela ÇED raporunda buna en ufak bir değinme olmamış. Hatta İngiltere'den buradaki Türkiye'deki Rize Üniversitesi akademisyenlerine bir mektup yollandı. Gidin Sarım Çayı'nda nesli tükenmekte olan bir Batman çöpçü balığı diye bir balık var. Bu balık eğer orada yaşıyorsa bize bir rapor sunun tarzında bir talepte bulundular. Düşünün, İngiltere Doğa Koruma Derneği Rize Üniversitesi'ne, Su Bilimleri Fakültesi'ne böyle bir talepte bulunuyor. Rize Üniversitesi'ndeki işte akademisyenler geldi. Biz onları çaya götürdük. İncelemelerini yaptılar. O balık burada tespit edildi. İşte dünyada en çok aranan 3 balık türünden biri. Fakat ÇED raporunda bu balıkla ilgili en ufak bir ibareye dahi değinilmemiş. Yani gelip o bölgede hangi hayvan yaşıyor, hangi bitki var, tamamen işte doğanın, halkın çıkarı değil de özel şirketlerin çıkarı düşünülüyor. Yani hiçbir bilimsel tarafı yok. Tamamen masa başında hazırlanan ısmarlama raporlar yani. ÇED'in raporlama aşamasında halkın katılım toplantısı gerçekleştirilir. Halkın görüşü alınır. Bu Türkiye kısmında da biraz daha formalite icabıdır. Yani o prosedür gerçekleştirmeden ÇED raporu sonuçlanmaz. Halkın görüşü alınacak işte. Halkın görüşü alınır. Türkiye kısmında da alınır. Kürdistan'da da alınır. Ama ne kadar dikkate alınır? Orası çok açıktır. Yani hiçbir şekilde sadece formalitedir, halkın %100'ü istemiyoruz dese bile bunun en ufak bir karşılığı olmuyor. Ne bakanlıkta ne mahkeme aşamasında. Yani sadece belli bir prosedürü gerçekleştirmeye yönelik bir durumdur. Ama şöyle bir ayrım var. Burada mesela bizim Sarım Çayı özelinde halkın katılım toplantısı pandemide sokağa çıkma yasağına denk getirildi. Halkın katılım toplantısı tarihi. Hiç kimse gidemesin diye ve toplantıya katılmaya çalışan insanlara işte gözaltı ve müdahale yapıldı o bölgenin halkına. Yani düşünün, hem halkın katılım toplantısı sırf prosedür gereği gerçekleştirmek zorundasınız. Aynı zamanda biz nasıl pratikte bunun önüne geçebiliriz? Böyle bir örnek gelişti. Doğayla ilgili işte hukuklarla ilgili suç duyurusunda bulunduğumuzda direkt takipsizlikle sonuçlanıyor. Savcılık özelinde direkt. Mahkeme boyutu biraz daha farklı. Çünkü mahkeme boyutunda yine Sarım Çayı'na hani örnek vereceğiz. Üniversitelerden bilir kişiler seçiliyor. Alana gelip inceleme yapılıyor. Buna göre işte yürütmeyi durdurma kararı veya işte açılan iptal davası olumlu sonuçlanıyor veya olumsuz sonuçlanıyor. Mahkeme süreçleri işte Çevre Türkiye kısmından da gördüğümüz emsallere göre iptal edilme ihtimalleri gerçekten tabii ki bölge halkının tepkisiyle, kamuoyu oluşmasıyla ve iyi bir hukuki girişimle
bu projelerin iptal edilebilir özelliği var. Bir yandan da işin şöyle bir gerçekçi kısmı var. Özellikle Kürdistan'da askeri amaçla yapılan doğa talanları, işte HES'ler, barajlar, bunların iptal edilebilir yüzdeliği hemen hemen yok. Veya çok çok büyük bir yatırım gerektiren, milyar dolarlık yatırım gerektiren enerji yatırımlarının Türkiye kısmında da iptal edilebilirlik bir şey yok. Mesela Akbelen ormanları buna bir örnektir yani. Çok büyük bir proje var orada. Türkiye'nin en güzel doğası katlediliyor. Çok büyük bir hukuki ve toplumsal direniş de var. Ama yani en de sonunda onu gerçekleştirmek için her şeyi yapacaklar. Yani yargının bir yere kadar olumlu bir şekilde etkisi oluyor. İyi takip edilen hukuki süreçlerde. Ama belli başlı doğa katliamları da maalesef yargıda siyasal etkin altında olduğu için bir karşı duruş gösteremiyor yani. Hukukun yanında olamıyor. Köylüler, halk, yakın yerdeki oturan insanlar tepki göstermezse, biz istemiyoruz demezse zaten mesele en başından bitmiş oluyor. Yani burada yerel halkın istememesi, tepkisel yaklaşması, kendi doğasını, kendi suyunu, kendi işte yaşam alanını korumaya çalışması çok önemlidir. Bu yerelden başlar. Ya biz bugün Diyarbakır Barut Çevre ve Kent Komisyonu olarak gidip Sarım Çayı'nda Sarımlılar adına, o köyler adına biz işte buraya karşı iptal davası açıyoruz diyemeyiz. Zaten hem bir destekle karşılaşmayız hem de zaten orada ikamet eden kişilerin davaya ehliyeti var. Önce yerel boyutta o insanların bir tepki oluşturması, bizi istemiyoruz demesi en önemli noktadır. İş buradan başlar. Ha bundan sonraki aşamada baronun dahil olması, STK'ların dahil olması, bu işin kamuya duyurulması, işte basının müdahil olması çok önemlidir. Yani şöyle sıralayabiliriz. İşte önce yerelden tepki, sonra evrensele doğru bir işte o tepkinin STK'larla, barolarla, basınlarla genişlemesi, ulusal boyuta erişmesi önemlidir. Yani böyle bir örgütlenme metodu en sağlıklı olanı budur, en sonuç alanı budur. O temiz hava, temiz su hepimize lazım. Yani karşıt görüşten olan iki insana da lazım. O projeye izin veren bakanlık yetkililerine de lazım. Orada o projeyi gerçekleştiren şirket yetkililerine de lazım.